Teknoseyirde LG G3 incelememize devam ediyoruz. Murat, bu sefer konu? Kamera. Kamerasını ayrı değerlendirelim istedim çünkü örnekler üstünden konuşacağız. Tamam. Fotoğrafını, işte nasıl fotoğraf çekiyor, nasıl video çekiyor. 4K'da çektin mi? 4K'da çektim abi. Her türlü çektim. Hepsine bakalım. Evet, şimdi bunun 13 megapiksel görüntü optik sabitleyicili bir kamerası var. G2 ile aynı altyapı. Daha önce de söylemiştim. Bu önemli. Ama ne geldi? İşte şuradaki lazer odaklama geldi. Dual LED flash geldi. Lazer odaklama bu telefonda ilk kez karşımıza çıktı. Herkes bir şey koymaya çalışıyor. İkinci bir özellik. Çünkü abi artık megapiksel tek başına sattırıcı bir faktör olmaktan çıktı. Bunu söylemek lazım. Sana bakan kamerada durum nasıl? 2 megapiksel bir kamera, selfie kamerası. Ona özel bir şey yapmamışlar yani. Şimdi şöyle istersen bir gireyim. Şimdi bu mu arayüzü? Arayüz bu ama Levent abi şöyle bir şey var. Bunu G2 kullananlar hani G3'e baktıkları zaman muhtemelen şaşıracaklardır. Çok fazla ayar eksikliği görecekler. LG'nin G3'te bir tarzı bu diyelim, basitleştirme. Evet, öyle bir sloganları var zaten. Ve burada bunun çok net görüyorsun. Hiçbir şey yok. Yani alet tamamen full otomatik çalışıyor. iPhone'un kamerası da biraz öyle ya. Yani. Ne var peki? Ayar bir şeyler illaki vardır. Gördüğün gibi abi şurada işte HDR ayarı var. Gridlere ayırma var. Tabii ki timer vesaire var. Bir de modlar var. Burada da işte sihirli odak, odağı değiştirme modu, işte panoraması var, düzgün çalışıyor. Çift kamera modu o da var. Ama günün sonunda mesela... Yani ISO var mı? ISO yok. Kendi yapıyor her şeyi. Exposure yani... Poz telafisi yok. Yani yok ama onun haricinde şöyle hani ne yapabilirsin diye bakıyorum. Doğrudan çekebilirsin. Tuşlar bak bunda yani bunda çekim işi başlatma anlamında da G2'den hızlı. Murat, odaklamadan bir iki örnek göstersene. Şöyle yapayım. Şimdi bak burada ön tarafa odakladım. Çat diye arka tarafa odaklıyorum. Peki şimdi senin bizimle yaptığın, geçmişte seninle yaptığımız fotoğraf videolarında bir şey öğretmiştin. Evet. Odaklama, dokunduğun yer sadece odaklama yapmaz. Aynı zamanda pozlama ışığı yapar. Da ona göre ayarlar demiştin. Geçerli mi o bilgi burada da? O kuralda hiçbir değişiklik yok. Şu an ışığım sabit olduğu için hiçbir şey değiştiğini görmüyorsun. Evet, parlaklık aşağı yukarı aynı değerde. Ama herhalde odaklamanın hızlı olduğu konusunda şuradaki örneğimiz bile ikna edicidir diye düşünüyorum. Tabii makro şu anda biraz modundasın. Tabii peki, modundayım ama modu ben seçmedim. Şey nasıl? Çarşı pazar resimleri nasıl? Şimdi hemen istersen çekim örneklerine gidelim. Bunlar videoları sonra görürüz. Şimdi bu panorama kendi yaptı. Ben bir şey yapmadım. Çok da düzgün birleştirmiş. Sweep denen tür mü? Tür, evet. Artık o standart oldu zaten. Yani durup tık 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 çekmiyorsun. Kaydırarak. Kaydırarak çekiyorsun. Tamam. Burada şöyle hani biraz da büyüteyim sana. Detayları görüyorsun. Şimdi gündüz performansında benim bir şikayetim olmadı. G2'den iyi mi dersen G2'den iyi. Şöyle ki nerede fark ediyorsun? Mesela sandala odaklanırsan bir şey yok ama arka planda mesela G2'nin detayları bu kadar net seçemediğini görüyorsun. Evet. Fakat bunun sebebi de şu. Şimdi aynı altyapı varken bu nasıl olabilir? Kuvvetle muhtemel LG bu modelde şuna karar vermiş. Arkada fotoğrafı işlerken biraz keskinlik atıyor. Bu çok belli. İşlemesini iyileştirdikleri de kesin ama birazcık mesela bunda şey de farklıdır. G2'ye göre beyaz ayarı da farklı. Bu daha sıcak tonlarda çekiyor. G2 daha soğuk tonlarda çekiyor. Bu arada bu yorumları neye göre yapıyorsun dersen, tabii ki kendi monitörüme göre yapıyorum. Yani bunları ben sadece burada değerlendirmiyorum. Hep aynı olabilmesi için kendi monitörüm, kullandığım monitör kalibreli IPS monitör. Orada yaptım, ona göre çıkardığım sonuçlar. Yine böyle genel bir çekim. Bak yukarı görüyor musun? Ta en uzaktaki binalar bile çamur değil. Bu fotoğrafların hamallerini vereceksin. Hı-hı. Tamam. Herkes kendisi bakabilecek. Zor koşullarda ben şunu tavsiye ediyorum. Daha önce yine senin bahsettiğin videoda ben HDR'ın öneminden bahsetmiştim. Şimdi aynı anda hem gölge hem ışığın olduğu yerlerde HDR'ı açmak lazım. Hatta bir adım daha ileri gideyim Levent abi. HDR'ı hep açık tutsunlar. Hiç zararını görmedim. Bu fotoğraf HDR'lı. Bu fotoğraf HDR. Başka türlü o gölge detayını alamazsın. Bu yine zorlayıcı bir sahne. Bak biz hani bu tip fotoğraflarda sorunları nerede görürdük? Özellikle köşelerde görürdük. Evet. Piksellenmeleri. Yine var. Yok değil, olmaması mümkün değil. Bunlar küçücük algılayıcılar sonuçta ama gayet güzel bence. Evet. şu fotoğrafın kabul edilmeyecek hiçbir tarafı yok. Evet. Renkleri, ruhsarı, her şey güzel. Kaç megapikseldi? 13 megapikselde kameramız. Burası da yine aynı yer. Yine gün batımı. Yine HDR'nin etkisi var. Burada. Bak geminin... Denizaltı mı var burada? Denizaltı. Koç Müzesi. Tamam. Gün batımı yine. Gördüğün gibi. Fotoğraflarda hani dikkatimizi çekecek bir kötü bir nokta ben kendi gözümün gördüğü bulamadım. İşte burada yine bunlar zor sahneler. Burada kamera eğer beceriksizse işte şeyi ayarlayamıyorsa beyaz ayarını bunlar acayip çıkıyor. Bunların renkleri işte normalleşiyor öyle söyleyeyim. Tonları tutturamıyor. Bir de bu şunun için önemli. Bu alet full otomatik olduğu için pozlamayı ve bu beyaz ayarlarını doğru yapması çok önemli. Ben bir şey yapamıyorum. Evet. Evet. Kontrolü o almış çünkü. Çok başarılı olan bir özellik makro. Dibinden çektiğin her şeyin detayını görüyorsun. Az önce burada da makronun başarımını canlı gördün. Evet. İşte bu kedinin de bütün tüylerini sayabilirsin oturup canın istersen. Zoom yaptığın saniyede görüntü kalitesi gidiyor. Olumsuz tarafa doğru ki bunun zoomsuz hali şudur. Bu optik? Yok, bunlar da dijital zoom. Dijital zoom. O yüzden zoom yapmayı önermiyorum. Şimdi sana enteresan bir fotoğraf göstereceğim. Bak, bir buna bak, bir de buna bak. Şimdi ikisi de gece çekimi. Ama şu fotoğraf daha iyi değil mi? Şimdi burada denizin mesela şurada çok yoğun bir doku var. Evet. Öbüründe sanki tek renk pastel boyayla boyanmış gibi. Evet. Çünkü bak sadece aynı yerdeyim, aynı saatteyim. Oradan bu tarafa dönüyorsun gibi düşün. Burada hani izomizo sorunu da yok. Yani baktığın zaman çok gözüne çarpacak. Ama diğerinde aynen senin de çamur var. Bunun sebebi şu abi. Şimdi sağdan sola döndüğünde burada çok daha az ışık var bir defa. Çok bariz bir şekilde. Orada iskelenin kendi ışığı da suya yansımış. Bu detayları ortaya çıkarmış. Çok ışık var. Gece çekimi ama çok ışıklı bir gece çekimi bu. Evet. İşte böyle çektiğin zaman sorun olmuyor. Şimdi ben bu kamerayı buna göre değerlendirirsem gayet güzel derim. Şuna göre değerlendirirsem derim ki çok fazla noise yaptı. Ben bu arada şunu da söylemek isterim. Bu kontrolleri kamera sana bırakmayıp kendine aldığına göre ilerleyen firmware güncellemelerinde bu konuda değişiklikler olabilir. Olabilir. Sen başka İyi ya da kötü. Başka bir yazılım kullanabilirsin ya da sen de onu yapabilirsin ama şu var. Sen kendini de zaten şunu çekmek için ISO'yu yükselteceksin. Mecburen. Doğru. Elde çekim yapıyorsun. Sonuç itibariyle ISO her zaman söylediğim gibi zifir karanlıkta ya da böyle ışığın az olduğu yerlerde her zaman sorun çıkaracak. Bu işin tabiatı bu. Ama gece çekiminde bile ışık koyduğun zaman ortaya işte böyle güzel. Baksana şu şeylerin detayları ne güzel çıkmış. İskeledeki minik camların detayları. Evet, bu çok güzel fotoğraf. Çünkü ışık var. Gece bile olsa ışık var işte. Çok güzel fotoğraf. Bunun hatta ben bir video versiyonunu çektim. O da daha da güzel göstereceğim. Şimdi yine tipik bunlar hep daha önce de çektiğim fotoğraflar ki kıyaslanabilsin diye yapıyorum bu işi. Download da edebilecekler. Bence şu fotoğrafta hiçbir sorun yok. Öyle sen dediğin gibi genelde şuralarda bayağı bir bantlaşma olurdu. Yok. Güzel. Güzel. Tesadüf değil. Bak kaç tane değişik çektim. Hep bunlar otomatik. Peki video görelim istiyorum ben biraz. Şunlarla zaten sonuna geldim. Şimdi cami fotoğrafları ben çekiyorum çünkü çok detay var. Burada baktığın zaman görmek istediğim bütün detaylar hiçbir çamurlaşma olmadan gözükmüş. Evet. Bu konuda hatta G2'den daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Çok detay var. Evet. G2'den hatta işte bu fotoğraflarda detaya girecek. Bence benim gözümün gördüğü, monitörümde gördüğüm beyaz ayarı da daha başarılı. Hiçbir sorun yok. Evet. Burada da klasik HDR denemem. Bu doğal çekim. HDR yok. Tamam. Bu da HDR açık. Burada şu kemerlerin içine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü burada işlemeler falan var. Hepsi orada gözükürken. HDR'lı fotoğrafta görüyorsun. Evet. Burada karanlık. Karanlık. Burada vaziyet bu. Şimdi istersen yani videoya da bir görelim. Evet, videolarda durum nasıl? Şimdi video. Şöyle bir tane şunu seçeyim. Ama önce sana göstermek istediğim bir şey var. Az önce hani ISO'dan çok bahsettim ya gürültüsünü. Bak onu sana beğendiğimiz fotoğraf. Canlı nasıl değiştiğini göstereceğim abi. Bak şimdi. Bu o şeyin fotoğrafı. Videonun güzel tarafı şu. Fotoğraf çektiğinde burada ağır bir editlenme oluyor. İşlemden geçiyor. Filtreleniyor pikseller ama burada olduğu gibi görüyorsun hemen hemen. Bak. Işıklı yerden ışıksız yere geçince kıpır bir hiçbir şey kalmadı. O yüzden hiçbir şey göremiyorsun. İşte bu normal. Evet. Bu böyle gece çekiminde ışık olacak. Zifir karanlıkta ya da çok yetersiz ışıkta çekim yaparsan noise olur. Bu kadar basit. Sağ tarafta hiç sorun yokken işte ya şurada görüyorsun, evet, baksana. Evet. Burada da sorun var ama çok az. Evet. Fotoğrafta hiç belli olmuyor çünkü filtrelenebiliyor. Evet. O yüzden ışık konusunu bileceksin abi. Fotoğraf makinesinin ne olursa olsun zayıf noktalarını, iyi noktalarını bileceksin. Bu da gün batımı, yine zorlayıcı. Aynı yerdeyiz. Sabaha kadar beklemedim. Yok. İnşallah. Yine hiç zorlanmadım. Bak şeyi fark ettin mi? Güneşe çıkıyorum ama pozlamada anormal bir değişim olmadı. Fark ettin mi onu? Ya ben ona değil, ben şuna dikkat ettim. Bazı makinelerde ışık şartları değiştikçe bütün renk, beyaz, evet, dengesi falan değişiyor. Bir atma oluyor renklerde. Doğru. Öyle bir şey görmüyorsun ışığa, güneşe yöneldiğin halde. Öyle bir renklerde hiçbir şey yok. Değişiklik görmüyorsun. Gayet güzel bence testi geçti. Bir de tabii 4K'mız var. 4K'nın da videolarını şimdi veririm ama şöyle onu izleyemeyecekler. Çünkü ayrı çektim, ben ayrı yükledim. Bu video HD yayınlanıyor. Tamam. 4K'yı nasıl şey yapacaksın? Linkini ver, değerlendirirler. O klipleri ayrıca izleyebilirler. Evet. Şöyle 4K konusunda çekim, ben hani ısınıyor ama ısındı durdu gibi bir sorun yaşamadım. Zaten ısınıyor diyorsun. Isınıyor artı hani şey yapıyor. Isındığı zaman biliyorsun ekranı parlaklığını kısıyor. Tedbir alıyor. Ben bir de şunu merak ediyorum. 16 GB modelde 4K 30 megabit saniye, doğru, veri akışı sağlıyor dedin. Ne kadar çekersin ki? Valla şöyle içi de dolu yani. 16'nın 16'sı da boş değil zaten. Boş değil. 12 GB'ı boş sana kalıyor. 10 dakika 15 dakika vallahi çeker. Valla çok fazla çekemezsin. Kart takacaksın. Ama kartın da büyüğünü takacağım. Büyüğünü takacağım. Buradaki sorun aslında çekmek değil abi, oynatmak. Bak ben bu klipleri daha önce yükledim ki yorumlar gelsin, evet, diye. İzleyemiyoruz dediler. Bant geliştiğimiz yetmiyor. Çok takılıyor. İşte ses var görüntü yok. Görüntü yok ses var. Makinam dondu. Bir sürü olumsuz şey geldi. Ekosistem hazır değil. Hazır değil 4K'ya. 4K tamamen pazarlama unsuru olarak yerleştirilmiş, evet, bir şey. Bütün telefonlar için aynısını söyleyebilirim. Şey yaramaz mı peki? Adam dese ki ben 4K çekeceğim, işleyeceğim, küçülteceğim. Elimdeki ham veri iyi olsun. Bir tek bunun için kullanabilirsin. Çünkü sonuçta şu var, 30 megabit veri akışı. Öteki Full HD'de evet, 20 megabit çekiyor. Evet. Bence bu maksatla kullanılır ama doğrudan çekeyim, paylaşayım yaparsan upload'unu da çok fazla yer. Evet. Bekletir seni. Pişman eder abi. Onu kesmesi, biçmesi bile daha uzun süre. Şimdi evet, böyle. Sonuç olarak abi ben kamera performansından memnun kaldım. Netlemeden, odaklamadan çok memnun kaldım. Fotoğraf makinesi kısmıyla ilgili hiçbir endişeleri olmasın. Evet. Güzele benziyor. Evet. Peki o zaman değerlendirmeye devam edelim. Edelim.